getiriyor. Eyvah. Eyvah eyvah. Nefret ediyorum onun çocuktan. Şey... Tam da Türk-Yunan ilişkileri düzelecek demiştik. Ya biri evli ya biri sevgisi var. Ben uzak duruyorum. Allah onları mutlu etsin ama Survivor'dan değil. Allah bilmiyorum. Bazen küçük bazen büyük değişiyor yani duruma göre. Fanis tamamen Fanis defteri benim için kapanmıştır. Sabaha kadar da uzun uzun mesajlar atsa bile asla olmaz. Hayatımda evet birisi var. Şaka yapıyorsun. Öylesine sordum ha. Ya benim tabii ki de sesimi bütün Türk halkı biliyordur. Çok kötü aslında. Ama oyunculuğa benim her zaman bir hevesim vardı. Yani bu küçüklükten gelen bir şeydi zaten. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Nefise. Evet. Beni kırmadığın için çok çok teşekkür ederim sana öncelikle. Ben teşekkür ederim. Ne yapıyorsun kızım, neler yapıyorsun? İyi, ne yapayım işte. Survivor bitti. Geziyorum, tozuyorum şu anda. Karnını doyurabiliyorsun artık. Karnımı doyuruyorum. Tadını çıkarıyorum şu anda yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Survivor bitti ama sen fitliğinden hiçbir şey kaybetmedin. Tabii ki de. Nasıl evet. Beceriyorsun kız bunu? Spor yapmayarak diyormuşum. Birden yemeğe gömürmelidir herhalde. Aynen yani. İştahım çok kesti zaten Survivor. Survivor'dan çıktıktan sonra da aynen. Şu an antrenman falan yapmıyorum ama kendimi iyi hissediyorum. Orada çok enerji kaybettiğim için vücudum şu anda tam olarak hani böyle kilo almaya müsait değil diyeyim. Şu an iyiyim. Böyle devam. Peki şunu söyleyeceğim. Birçok isim Survivor'dan sonra ya albüm çıkardı ya da dizilere attı kendini. Senin var mı böyle fikrin? Ya ben hala yarışmalardan yürüyorum. Ya benim tabii ki de sesimi bütün Türk halkı biliyordur. Çok kötü aslında. Ama oyunculuğa benim her zaman bir hevesim vardı. Yani bu küçüklükten gelen bir şeydi zaten. Ama bana tabii ki teklifler geliyor ama bu yarışmalar üzerine gelen teklifler gene böyle yurt dışından falan gelen teklifler var. Ama tabii ki de bu oyunculuk değil, bu gene böyle yarışmayla alakalı bir şey. Ya şu an onu düşünüyorum, onun dışında işbirlikleri falan. Oyunculuk teklifinde neye dikkat edersin? Böyle olmazsa olmaz kuralların, Türkan Şoray kanunların var mı? Hayır, ben kimim ki diye sorarlar adamı. Yani öyle bir şeyim yok tabii ki. Bunlar böyle seni direkt kimse başrole koymaz yani çık oyna diye. O yüzden öyle bir kriterim tabii ki de yok. Sadece güvendiğim, sevdiğim böyle bir yerden gelir bir şey olur. Tabii ki de değerlendiririm ama öyle bir kriterim yok yani. Yaz nasıl geçiyor yaz? Ay muhteşem geçiyor ya. Tatillere gittin mi? Geziyorum, dolanıyorum, mutluyum. Tatile çıkabildin mi? Çıktım tabii, Alaçatı Çeşme'ye gittim. Peki bir şey söyleyeceğim, bu fiyatlardan çok yakınıyorlar. Sen de baktın mı böyle fiyatlara, nasıl fiyatlar? Ya inanılmaz pahalı, özellikle Çeşme inanılmaz pahalı bence. En pahalı ne? En pahalı biçe giriş herhalde yani. Biçe giriyorum abi. Ben 5000 lira 6000 lira verip biçe giriyorsun falan. 6000 lira mı? Ya 6000 lira abarttım şu anda ama yani giriş ücretleri 2-2,5'tan başlıyor. Ne için. Var o 2,5'un içinde? Hiçbir şey yok yani. Şurada denize girmişim, biçe denize girmişim. Pek fark yok ortam. Duş almaya 2,5 lira veriyorsun o zaman. Aynen öyle, 2,5 lira. En iyisi ev. İşte buralarda takılıyorum. Peki aşk hayatın nasıl gidiyor aşk hayatın? Tabii ki de yani. Var mı kız birileri? Hayatımda evet birisi var. Şaka yapıyorsun. Öylesine sordum ha. Evet. Ciddi misin? Evet, ciddi düşünüyorum. Haydi. Belki de seneye ciddi bir şey olabilir evet. Düğün dernek. Aynen. Yani ne diyorsun ya? Daha önceden tanışmış olduğum birisiydi zaten. Birazcık böyle gizli şey yapıyoruz. Nasıl? Ünlü mü gönüllü mü? Bu konu hakkında bir şey söylemeyeyim. Niye? Aynen. Ya ilerleyen zamanlarda zaten açıklarım yani. Tanıdığımız biri mi? Hadi oradan gidelim bari. Yani diyelim bakalım. Yani şu anda güzel bir ilişkim var, o yüzden de mutluyum. Adı ama lazım değil, baş harfini. Baş harfi yok. Baş harfini söylemem, hayır. Ama gerçekten şu an mutluyum, güzel bir ilişkim var. Çok ciddi düşünüyoruz yani. Aslında Survivor'dan önce de tanıyordum. Survivor bittikten sonra birazcık daha böyle ailem ve sadece arkadaşlarım biliyor şu anda. Survivor bittikten sonra dedin sanki Survivor'dan biri mi? Hayır. Survivor'dan alakası. Allah korusun, her gibi dedi öyle. Abi hepsi evli ya da sevgilisi var. Ben onlarla ne yapayım ya? Ben Acun Bey'e de söyledim yani. Ya biri evli ya biri sevgilisi var. Ben uzak duruyorum. Allah onları mutlu etsin ama Survivor'dan değil. Dediğim gibi ünlü veya gönüllü olduğunu şu an açıklamayayım. Ama ciddi olduğunu söyleyeyim sadece. Belki ilerleyen zamanlar, hani bu ciddiyet böyle şey değil, hani öyle geziyoruz anlamında değil. Gerçekten ciddi, belki de bu yüzük bir tek taşa falan dönüşür aynen. Ben şok. Evet, ben de şok. Öyle şu an. Çeyizi düzüyor mu çeyizi? Çeyizi düzmeye başlayacağım herhalde. Yani güzel, Survivor'dan sonra her şey daha güzel oldu. Dediğim gibi şu an aşk hayatım da güzel gidiyor ama ne olacağını bilemeyiz. Nikah şahidin kim olsun? Siz alayım. Aynen. Onur diyor. Hiçbir yerde açıklamadım bu arada. Hani böyle birazcık gizli tutmaya önem gösteririm. Ay yüzük gitti.
Oradan yüzüğü kes, takalım oradan derken yüzük çıktı. Aynen, Allah izin vermedi. Bende de benim. Yani öyle, sadece hani ben birazcık da böyle biliyorsunuz ciddi takılan bir tip olduğum için. Nasıl başladı bu ilişki? Yani şöyle falan başladı aslında. Sadece birbirimizi tanıyorduk önceden de. Ama çıktıktan sonra hani daha fazla birbirimizi tanıma fırsatı oldu. Yani çıktıktan hemen sonra olmadı ama böyle bir süre geçtikten sonra. Hani biliyorsunuz benim başka haberlerim de patladığı için. Ondan sonra şu anda da işte öyle, hem ailesel olarak tanışıyor olmamız hem arkadaş olarak. Bayağı aynen. Bayağı ilerlemiş işler. Tabii ki de, evet. O yüzden çok öyle göz önünde bulunmuyorum. Bir sürpriz olsun beni sevenlere de. İlerleyen zamanlarda senin zaten açıklarım. Senin kalbin nasıl çaldı? Benim kalp çarpıyor sürekli zaten ama gerçekten farklı hissettiğim bir insan. O yüzden şu an mutluyum, her açıdan iyi gidiyor şu anda. Peki. Önümüzdeki yıl düğün dernek dedim, bak bir de güzel sürpriz de verdin. Tabii. Hemen anne olmak ister misin? O olmaz şu anda. O şu an olmaz ya. Bir belki ne bileyim önümde bir soru. Tabii ki de benim yaşım daha o kadar büyük değil. Daha neler yok ki, 24 yaşındayım. Böyle bir 30 gibi falan ama tabii ne olacağı belli olmaz yani. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda sosyal medyamda zaten böyle boy boy. Belki de çok şaşırırsınız kim olduğunu görünce, bilince. Seni en iyi sen tanırsın. Senden evet. Nasıl bir anne olur? Ben mükemmel. Ben var ya, benim kedilerim var. Ben onların annesiyim. Ben yani annelik duygusunu bilmiyorum ama mükemmel bir anne olur yani diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle kişisel gelişim şeylerine çok meraklı olan birisiyim. Hep böyle araştırırım, okurum işte, kitaplardır bilmem neylerdir. Hani böyle çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunu anne olmadan da anlayamam yani. Patlatıcı burada başladık, burada diyor. Seni boğazıma heyecanlandım. Ben sana bir soru soracağım. Evet. Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? Güzel soru. Hadiseden girdik. Vallahi bilmiyorum. Bazen küçük, bazen büyük, değişiyor yani duruma göre. Ama ya, şimdi bazı sanatçıların, bazı sporcularla olası aşkları gündemde. Sence sporcu sanatçı aşkı yürür mü? Yürür bence ya. Vallahi. Yani bilmiyorum, gündemi takip edebiliyor musun da. Icardi ile Simge gündemdeler. Simge gerçi reddetti. Böyle bir süreç yok dedi. Ama nasıl olur? Sence yakışırlar mı birbirlerine? Yakışırlar tabii ki de. Van'da gitmişken. Van'da da ya, ayıp etmiş. Icardi'ye de yapmazsın ya. Ne bileyim yani. Vallahi olabilir yani. Aşkın olayım zaten Icardi'ye şey yapılmış bir şey değil mi? Yapıştır geç Simge. Peki bir şey söyleyeyim. Futbolla aran nasıl? Çok severim. Hangi takım mısın kız? Ben Galatasaraylıyım. Galatasaraylı. Aynen, ama Fenerbahçe'de sporculuk yapmıştım. Evet. Ama kısmet Galatasaray'a geçiş yaptım yani, çok severim. Mourinho da geldi. Evet. Ne diyorsun? Başarılı olacak güzel mı sence? Futbolcuları çok severim. Olur bence. Fenerbahçe'nin üstündeki lanet kalkacak mı abi? 10 yıldır ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor. Beni artık ilgilendiriyor. Ben Galatasaray'a bu yüzden artık böyle kanser olmamak için Galatasaray'a kendim geçiş yaptım. Allah kolaylık versin Fenerbahçelilere. Şimdi Filenin Sultanları da biliyorsun yine evet, destan yazıyorlar. Evet, evet. O konuda neler söyleyeceksin? Gerçekten gurur duyuyorum bu arada. Anne, ben kadınların az kaldı. Hop geliyor. Eyvah. Eyvah eyvah. Dedim sana. Yani kadınların yapmış olduğu başarıdan dolayı gerçekten çok mutlu oluyorum. Onları izlerken de çok zevk alıyorum. Dün de olimpiyatlarda 3-2 yenerek galiba üst tura çıktılar diye biliyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok yetenekliler. Hepsi birbirinden yetenekli. Umarım madalyayla bunu taçlandırabiliriz diye düşünüyorum. Filenin Sultanları'na sence hak ettikleri saygıyı gösteriyor musunuz? Çünkü biliyorsun en son bir uçakta ekonomi sınıfı bir yolculukları vardı. Ya oluyor yani, ya öyle şeyler. Çok da şey yapmamak. Ya tabii ki üzücü şeyler ama belki bir aksilik çıkmıştır, bir şey olmuştur falan. Bence görülen değeri görüyorlardır ama tabii ki de onlarla da konuşmadan bilemeyiz. İçerikleri genelde bazı şeylerin farklı oluyor çünkü. Son günlerin popüler konusu. Sokak hayvanları yasası. Ay evet ya. Bu konuda neler söyleyeceksin? Yani en son Sayın Cumhurbaşkanımız çok duyarlı olan sanatçılar ve medya mensupları kendileri sahiplensinler gibi bir yaklaşım içerisindeydi. Sence bu doğru mu? Ben doğru bulmuyorum. Ya tabii ki onların bizim gibi düşünce yapıları yok yani. Hayvan. Evet, insanlara bazen saldırabiliyorlar, bir şey olabiliyor ama bunun da tamamen insanların köpeklere karşı yaklaşımlarından dolayı olduğunu düşünüyorum. Nasıl eğitirsen, nasıl davranırsan öyle karşılık bulursun. Ya bu konuda çok üzülüyorum. Bahsedince de duygulanıyorum. O yüzden ben bu olaya biraz karşıyım. Bu yasa tasarısının artık yasa da oldu gerçi ama bunu bir soykırım olarak nitelendirebilir misin kendi vicdanında? Yani evet. Olabilir. Senin çözüm önerin ne?
Yani başka çözüm yöntemleri illaki bulunabilir. Bu sadece uyutulmak, aslında ölümü uyutulmak olarak biraz adlandırıyorlar. Başka yöntemler bulunabilir diye düşünüyorum. Çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, çok bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum ya. Hadi havayı biraz dağıtalım. Aşkın aynen. Gözü kör mü kız? Aşkın gözü kör gerçekten ya. Vallahi kör yani. Aç, aç konuyu. Ben Fanis'e aşık olmuşsam aşkın gözü kör demektir yani. Ya o Fanis olayı nedir? Bir anlatsana şu olayı bize. Ya bu arada ben böyle bilmiyorum, izleyenler bazen böyle insanlar böyle zannetti. Bazı kişiler işte, evet, konuştuğum kişiler illaki. Orada Dominik'te olan Dominik'te kalır diye bizde bir atasözü vardır. Kalmadı. Evet, burada kalmadı. Kendisi çıktıktan sonra evet yazdı, etti, çizdi, bir şeyler dedi ama Fanis'in Allah belasını versin demek istiyorum. Vallahi beni aşktan iğrendirdi yani. Yüzsüz ya, gerçekten yüzsüz. Hayatımın aşkını ben buldum. Allah ona kolaylık versin. Hangi karı kızla takılıyorsa takılsın. Videolarını da gördüm. Fotoğraflarını gördüm. Orada ona soru soruyorum. Saçma sapan cevaplar veriyor. Ben de ona şunu diyeyim o zaman. Biri gider, biri gelir. Sen gittin, senden bin kat iyisi geldi. O yüzden iyi ki olmamış. Yani utanmadan beni Yunanistan'a çağırıyor. O da ayrı bir konu. Evet, değişik bir insan. Onunla aşkımız orada bitti. Zaten onunla ben de aynı şey olmaz, aynı frekansta değiliz yani. Ben onu fazla yücelttiğimi düşünüyorum. Ben onu fazla yüceltmişim. Çünkü fotoğrafların altına sürekli ya benimle alakalı falan işte fanlarımdır, sevenlerimdir mesajlar atıyor. İyi yapıyorlar. Daha da iyi, daha da kötü yorumlar yapın. Yani nefret ediyorum onun çocuktan. Ya, şey, tam da Türk-Yunan ilişkileri düzelecek demiştik. Hayır, çok sevdiğim arkadaşlarım var bu arada. Hepsine buradan selam, öpüyorum ama Fanis, tamamen Fanis defteri benim için kapanmıştır. Sabaha kadar da uzun uzun mesajlar atsa bile asla olmaz. Dediğim gibi benim şu an bir ilişkim var ki o, bu ilişkim bile o konudan biraz etkilenmişti yani. Evet, çünkü yani oradaki videolarımı biliyorsunuz. Açıklamama gerek yok. Ailemden de tepki aldım. Arkadaşlarımdan da ve tabii ki de bana yaklaşmak isteyen erkek arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar oluyor, yakışıklı insanlar oluyor falan. Kısmetimizi de kapattı. Kısmetimi de kapattı ya. Sen ne adamsın ya, uğursuz ya. Abi şunu demek istiyor. Seninle aşkımız eski bir roman, yandı sayfaları külüdür kalın. Aynen öyle yani. O yüzden Fanis defteri benim için bitmiştir. Oradaki bir sürü, onun dışındaki herkese çok iyi anlaşıyorum. Yunanistan'a da gideceğim. Hala dediğim gibi bazı problemler yaşadım. Allah da gitmemi istemiyor bu arada Yunanistan'a. Problemler yaşayıp duruyorum. Ne gibi problemler? Ya mesela ben İzmir'den buraya geldim. İkamet problemler yok. Yok, öyle bir şey yok yani. Belgeleri toparlamakta üşeniyorum. Ya burada olmuyorum şimdi. Mesela oraya gideceğim, buraya gideceğim. Gene kalacak. Ben dedim ki boş ver. Seni aman bekleyen mi var ya? Burada dedim sevgilim var. O yüzden bakalım, belki birkaç ay sonra çok şaşıracağım. Konudan konuya atlıyorum ama düğünü nerede yapacaksın? Şuraya karşı böyle ne güzel diyorsun? Bir yerde. Tabii ki de. Orada kaliteli karşı bir yerde yaparım. Ya da yurt dışı olabilir ama yurt dışında olursa hani çok fazla belki ayarlayamayabilir insanlar. O yüzden şöyle güzel, sade bir düğün istiyorum. Tam da kafama göre bir insan olduğu için. Peki Fanis'i davet edeceğim mi düğünü? Etmem mi? Davetiyeyi bizzat evine kargo olarak göndereceğim. Abi buraya da şunu ekliyoruz. Şaka yapmıyorum gerçekten. Vallahi, vallahi yollayacağım ya, gelsin. Tam şu anda şey var, nikahına beni çağır sevgilim durumu var. Aynen öyle, nikahına beni gel izle, neyi kaybettiğini görürsün belki. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür çok samimiydin. Harikaydın. Teşekkür ederim. Tekrarını yapacağız bunu. Sözünü tekrarını alıyorum sana. Yapalım. Düğüne ilk ben geleceğim. Şahitlik sözü verdin. Söz. Tamam. Aldık şahitlik sözü. Benden nasıl bir şahit olur bilmiyorum ama. Hadi dikkat et kendine.